10 dakikadan herkese merhaba. Bu hafta stüdyomuzda Türkiye'de kadın futbolunun simgesi haline gelen isimlerden Nurcan Çelik bizlerle. Hoş geldiniz Nurcan Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Teşekkürler programınızda ağırladığınız için. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ben de hemen sorularıma başlamak istiyorum. Evet. İlk olarak futbola nasıl başladınız? Futbola nasıl başladım? Futbola Galatasaray'da oynayan Roman Koseçki adlı bir futbolcuya hayranlığımla başladım. Aslında öncesinde çok yakışıklı olması dikkatimi çekmişti. Sonra da oynadığı oyun dikkatimi çekti ve böylece futbolu onun sayesinde tanımış oldum. Futbolda o şekilde başladım. Peki Akdeniz Nur Çelik Spor'un hem başkanı hem oyuncususunuz. Evet. Bunun dezavantajları ve avantajları var mı? Bu arada bence çok güzel bir şey bu. Şöyle dezavantajları, şöyle oyuncularla çok fazla böyle ara ara samimiyet olabilir diye düşünüyorum. Onun dışında çok fazla bir dezavantajı yok açıkçası. Peki futbolcularla iletişiminiz nasıl? Yani şimdi hem başkanısınız hem oyuncususunuz ya. Aynı zamanda içerideki problemleri de siz yaşıyorsunuz. Aynı zamanda problemleri çözmesi gereken kişi de sizsiniz. Onlar bana konuda genelde anne derler. Evet, çünkü sadece futbolda değil, futbolun dışında da birçok yerde beraberiz. Dolayısıyla her şeylerinde böyle hani hemen anne diye ararlar. Bize hemen yardım etmen gerekiyor diye. O şekilde hani anne kız gibiyiz daha çok. Ne güzel, sıkı ilişkileriniz evet, var. Evet. Biz daha çok böyle aile takımı gibiyiz. Hani çok mesafe yok aslında aramızda kaç oyuncularla. Kaç yaşlarındalar zaten onlar da? En küçüğü 2008 doğumlu. En büyüğü de 30 yaşında var. Evet, bayağı da varmış. Evet, yani yaş aralıkları aslında var. Çünkü bunlar hem A takım oyuncusu var burada, hem genç takım, hem yıldız takım, hem minik takım. Dolayısıyla her kategoride birlikte çalışıyoruz. Peki sizce kadın futbolunun Türkiye'de çok yaygın olmamasının sebebi nedir? Yani altyapılar, kadın futboluna ayrılmış tesislerin olmaması, bunlar tabii gelişiminde çok büyük dezavantaj yani olmaması. Dolayısıyla da bir de belki renklam tarafının da çok iyi yapılmaması ve çok da iyi bir elit ligin olmaması tabii gelişiminde dezavantaj bizim peki, için. Peki o altyapıların sağlanması için ne yapılabilir? Bunlar için güçlü finanslar gerekir, tesisleşme gerekir. Yani örneğin ben Akdeniz Nur Çelik Spor Kulübü'yüm. Benim bir tesisim yok. Ortak tesis kullanıyorum. Yani belediyenin diğer kulüplere tahsis etmiş olduğu alanı ortak kullanıyoruz. Yani burada kullanan atıyorum 20 tane takım var. Tam sahada kullanamıyoruz. Yarı saha kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu da yeterli kalmıyor tabii gelişim açısından. Evet, biz de bu konuyu halkımıza sorduk. Bakalım onlar ne demiş? Her hafta yüzlerce kişi futbol maçlarını izleyebilmek için şu an bulunduğumuz Beşiktaş Çarşı'ya akın ediyor. Ama kadın futboluna ilgi aynı şekilde değil. Biz de nedenini öğrenebilmek için şimdi halka mikrofon uzatacağız. Kadın futbolu hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok maskule. Kadın futbol oynamalı. Türkiye'de yaygın değil. Zararı yok, bence faydası var. Onların da bizden çok farklı bir sistemi yok. Bence futbol sadece erkeklere özgü bir şey olmamalı. Sizce kadın futbolunun gündemde yer almamasının sebebi ne? Çok özdeşmiyor. Ülkemizin örf ve adetleri diye düşünüyorum. Türkiye'nin şartları. İlgi görmüyor, maçlarına gidilmiyor, izlenmiyor. O yüzden de yeteri kadar reklam yapılmıyor. İnsanlar bütçe ayırmıyor bu yüzden. Peki kadınların futbola daha çok dahil edilmesi için ne yapmak gerekiyor? Kadınlara daha fazla şans verilirse daha güzel olur. Daha rahat bir ortam sunulabilir mesela. En başta reklam gerekiyor. Ya bence şu an 2017-2018 yılındayız. En önemli şey sosyal medya. Bence en fazla de burada yaygınlaştırabiliriz. Kadın futboluyla ilgili biraz daha insanların bilgilendirilmesi gerekiyor. Siz yurt dışında da futbol oynadınız. Türkiye ile kıyasladığınızda farkları nedir? Bir kere çok erken yaşta futbola başlıyorlar. Yani bu 7 yaşından başlıyor ve liglerin orada o 7 yaş kategorisinde bile elit lig seviyesi var. Bizim maalesef Türkiye'de kimi futbola 20 yaşında başlayabiliyor, kimi 17 yaşında başlayabiliyor. Örneğin ben Kıbrıs'tan bir oyuncu keşfettim, 30 yaşındaydı. Ama gerçekten muazzam bir oyuncu. Hatta evli, çocuğu var. Ben de diyorum ona, evli mutlu çocuklu diye. Çok büyük kayıp benim için. Yani o yaşta Türkiye'de de geldi, burada oynadı benim kulübümde.
Yani yaşının geçmiş olmuş olması, yani daha erken yaşta keşfedilmemiş olması bence Türk mini takımı içinde çok büyük bir kayıptı. Dolayısıyla çok daha alt yaş kategorilerine inmemiz gerekiyor ve burada da gerçekten ciddi anlamda çalışma yapmamız gerekiyor ki biz Avrupa'yı, yurt dışını daha yakalama şansımız olsun. Yani şu an o imkansız gibi görünüyor. Çünkü oradaki imkanlarla Türkiye'deki ekonomik imkanlar da aynı değil. Örneğin burada çocuk antrenmana geliyor. Yani aç mı geldi, tok mu geldi bilemiyorsunuz ama orada ülkenin de ekonomisi daha üst seviyede olduğu için öyle bir sıkıntısı olmuyor maalesef. Peki kültürel farklar da hissettiniz mi yurt dışında? Evet. Mesela burada mahallede bile kız çocuğu top oynamak istediğinde aralarını almıyor erkekler. Tabii ki, yani bakış açısı çok farklı. Bugün bile biz bu konuda gerçekten çok zorlanıyoruz. Yani kız futbol oynar mı? Oynarsa ne seviyeye gelecek ve ne kazanacak? Yani hani bakış açısı cidden çok geri Avrupa'ya nazaran. Dolayısıyla burada da gelişim konusunda çok zorlandığımız anlar oluyor. Doğru. Peki siz küçükken oynuyor muydunuz mahallede top? Hayır, hiç oynamadım. O aşkla başlamış bir şeydi. Evet. Kaç yaşındaydınız o zaman? Yani bir yeteneğim yoktu açıkçası futbolda. Sadece öğrendim erkek arkadaşlarımdan bu futbol nasıl oynanıyor diye. Koşarak başladım ilk önce. Evet. Sonra işte birkaç yeteneğini, tekniğini falan vesaire böyle üzerine biraz çalışaraktan top sektirmeye başladım evde. İşte 1, 2, 3, 4, 5. En son sektirdiğim 600'dü. Dedim ben bu işi öğrendim. Artık futbola başlayabilirim. Futbola da Bursa Spor'da başladım. 4 yıl kadar orada futbol oynadım. Akabinde işte İstanbul'a transfer geldim. Zeytinburnu Spor'da da uzun yıllar oynadım. Peki ülkemizde futbol oynamak isteyen kadınlar nasıl bir yol izlemeliler? Artık biraz daha kolay. Facebook'tan, Twitter'dan, birçok sosyal medyadan ulaşabiliyorlar kulüplere. Artık birçok kulüp var. Türkiye'de kulüp sayısı birincilikte 12, ikincilikte 12 atıyorum, işte üçüncülikte 80-90-100'e yakın kulüp var. Dolayısıyla artık futbol oynamak isteyen çocuklar, belki velileri buna izin vermese bile gizliden gelen çocuklar kulüplere yönlenebilirler. Artık herkese, her şehirde, Van'da bile, Mardin'de, her yerde artık futbol kulübümüz var. Evet. Peki siz maçları nerede yapıyorsunuz? Maçları statta oynuyoruz. Erkek futbolu gibi yani. Hiçbir farkı yok, öyle söyleyeyim. Biz de kendi maçlarımızı Küçükçekmece Stadı'nda oynuyoruz. Küçükçekmece Metin Oktay Stadı'nda oynuyoruz. Peki bilet falan satıyor musunuz? Bunun ticari boyutu nasıl oluyor? Hayır, kadın futbolunun henüz öyle bir getirisi maalesef yok. Zaten olsaydı bugün eminim daha iyi yerlerde olabilirdik. Kadın futbolu henüz getirisi olmayan bir spor dalı olarak görülüyor. Fakat ileride inanıyorum ki erkek futbolunun önüne geçecektir diye düşünüyorum. Yani evet. Sizin düzenli bir taraftar kitleniz var mı? Tabii bunun için sponsor gerekli. Yani kulüplerin iyi bir sponsora ihtiyacı var ki altyapılar, kulüpler gelişsin, finanse edilsin, daha elit sporcular yetişsin. Bunların yani karşılanması gerekir ki gerçekten hani temel oluşturabilsin. Yani her işte böyledir sonuçta. Ama yine de sizi izleyenler, destekleyenler evet. vardır yani. Peki bunlar çoğunlukla erkeklerden mi oluşuyor, kadınlardan mı oluşuyor? Çünkü şimdi aslında futbol erkeklerin evet. ilgisini çeken bir konu ama... Bizim ülkemizde böyle kadın, biliniyor evet, daha çok. Doğru, bizim ülkemizde böyle ama şimdi kadın futbol olunca bu konuda kadınların da ilgisini Hı-hı. çekebiliyor mu? Tabii ki yani sonuçta mesela sporcuların anneleri var, destekleyen, sürekli maçına gelen... Babalar da aynı şekilde. Biraz daha değiştik geçmişe nazaran. Benim ilk başladığım dönemde çok fazla destekleyen yoktu. Ama şimdi veliler kendi çocuklarını getiriyorlar. Kızım futbol oynamak istiyor. Kızım futbol bilmese bile çok seviyor, öğrenmek istiyor diye getiren velilerimiz de var. Peki futbolcunun bir gün nasıl geçiyor? Yani bu mesleğin şartları neler? Şartları çok spor yapmak. Gerçekten iyi, yani hedefiniz varsa, idealist bir sporcu iseniz eğer, günün belki 3 saati falan spora kesinlikle harcamanız gerekiyor. Bunun her gün olması gerekiyor ki hani o elit sporcu kıvamına gelebilirsiniz. Peki programımızın sonuna geldik. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için tekrardan. 10 dakikanın sonuna geldik. Haftaya yeni konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşça kalın.